Limit, muhteşem serimizin 9. videosuna başlıyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği. Bundan önceki videoda, 8. videoda da zaten 0 bölü 0 vardı ama orada trigonometrik denklemlerdeydi. Burada ise e, çarpanlara ayrıma diyelim biz. E, denklemlerinde yani x'li ifadelerde böyle diyelim. E, 0 bölü 0 belirsizliğini inceleyeceğiz. Öncelikle x'in yerine 2 yazarsam burada üst kısımda olacak 4 eksi 4 bölü 2 eksi 2 eşittir 0 bölü 0 belirsizliği. Bunu arkadaşlar iki yoldan yapabiliriz. Birinci yolumuz l'Hôpital kuralı bizi en zor soru tiplerinde bile kurtarır. Yani payın türevi bölü paydanın türevi. Geçen videomda bazı öğrenciler yazdı hocam ee, türev. Konusu gelseydi ondan dolayı e, türev alma yöntemleri biraz zorlandık diye. Şimdi türev konusunu eğer bilmiyorsanız isterseniz türev videosunda en azından belirli e, ileri seviyede değil de başlangıç türevleri alabilirseniz bu tarz soruları rahat bir şekilde çözeceksiniz. Ben bunu iki yöntemle çözeceğim. Birinci yöntem dediğim gibi türev alma yöntemidir. İkinci yöntem ise çarpanlara ayırma yöntemidir. Şimdi türevle yaparsak bunu üst kısım 0 bölü 0 belirsizliği. x kare eksi 4'ün türevi. Ne olacak arkadaşlar? 2x bölü alt kısımda da ise 1. x'i yerine 2 yazarsak sonucun bizim 4 olduğunu görmüş oluruz. Cevabımız da değişik. İkinci yöntem ise çarpanlarını ayırma yöntemiyle. Şimdi x eksi 2 çarpı x artı 2 diyeceğim bölü. Alt kısımda ise x eksi 2. Bakın x eksi 2'ler sadeleşecek. Geriye ne kaldı? x artı 2. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Buradaki amaç Payda veya paydada ikisinde de bizim ifademizi sıfır yapan değerler bulmak ve onları sadeleştirmek. Şimdi bunlar sadeleşince de x artı 2 kalıyor. Tamam. Şimdi x'in yerine ne yazacağım ben? 2. 2 yazarsam 2 artı 2'den sonuç 4. Yine aynı sonuca bulmuş olacağım. Bazı sorularda var ki direkt mesela türev alma daha kolay oluyor. Bazen çarpanlara ayrımaz kolay oluyor. Mesela bu soru diyelim birinci şekilde. Türevi alın direkt. Mesela zaten sıfır bölü sıfır olduğunu bildikten sonra yapın arkadaşlar bunu. Öyle olduktan sonra ne yapacağız? 3x'in karesi bölü 1 diyeceğim. Tamam mı? x'in yerine eksi 1 yazarsam sonuç olacak 3 ve d şıkkı. İkinci yöntem. Çarpanlara ayırma yöntemi. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 bölü alt kısımda da x artı 1. Her iki taraftan x artı 1'ler sadeleşti mi? Geriye bu kalıyor. Yerine de x'in yerine eksi 1 yazarsak 1 artı 1 artı 1'den sonucumuz bizim 3 olduğunu görmüş oluruz. Üçüncü soruya bakıyoruz. İki yöntemle. Birinci yöntem türev alma yöntemi. Ne olacak üst kısımda? 2x eksi 3 bölü 1. Şimdi arkadaşlar türev alırken dikkat edin. Her zaman 4'ü yerine yazarsanız göreceksiniz. Burası 0 bölü 0 olduktan sonra türev alın. Tamam bu da ne olacak? X'in yerine 4 yazarsam 8 eksi 5'ten 5 bölü 1'den sonucumuz bizim 5 olur. İkinci çarpanlarına ayırma yöntemi. Üst tarafta bakın Demek ki burası x eksi 4 ise mutlaka yukarıda da x eksi 4 olması lazım ki. Çünkü bunların köşelerinden bir tanesi 4'tür. Diğeri ise nedir arkadaşlar? Eksi 4 ile artı 1 diyeceğiz bunu. Çarpanından ayrılsa üst kısmı. Alt kısımda da x eksi 4. Sadeleştiği zaman geriye x artı 1 kalacak. Sorularımız ciddi de zorlanacak. Öncelikle temel bilgileri bilelim. Ondan sonraki son 2-3 video üst e, seviye zor. Orta zor ve zor sorular çözeceğim. Son 2-3 videomuzu buna ayıracağım. Tamam mı? Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, bir de belirli limit e, türleri vardır arkadaşlar. öğrenci orada zorluk çekiyor. Mesela e, bir üzeri sonsuzluklarda genellikle o vardır. Limit mesela direkt bir anda baktığınızda görmüyorsunuz. Orada belli bir değişiklik yapmak lazım. İşte o tarz sorular da gelecek son videolarımızda. Yani bu serini sona kadar izleyin. Tamam. X artı 1 oldu bu. Yerine bunun 4 yazarsak sonuç 5 olur. İkisinden de ben... 5 sonucunu bulmuş olurum. Dördüncü soruya bakıyoruz. Birinci yöntem. Üst tarafın türevini alırsam. E, olacak burası. 1 bölü 2 kök altında x yapar. Alt kısımda da x'in türevinden 1 yapıyor. Bölü 1 diyeceğim. Eşittir. x'in yerine 9 yazarsam. 1 bölü 6 bölü 1'den sonucu 1 bölü 6 olarak bulacağım. İkinci yöntem. Çarpanlarını ayıralım. Kök altında x eksi 3 bölü alt kısımda da kök altında x eksi 3 Çöç altında x artı 3 olacak bu kısım. Şimdi çöç altında x eksi 3'ler gider. 9'u yerine yazarsak üst kısımda 1 bölü, alt kısımda 9'dan 3 çıkarsa 1 bölü 6. Ve bu şekilde sonuç B şıkkı olmuş olur. Beşinci soru. Beşinci soruyu çözerken ne yapacağız? Biz A'ya göre türev alacağız. Birinci yöntem. Şimdi burada türev uygulamayalım. Türev bazen zor oluyor. Bazen kolay oluyor. Burada çarpanlarını ayrıma kullanırsak ne yapabiliriz? Üst tarafta aya göre türev alırsak, bak üst tarafta olur 1 türev diyorum ya. Şimdi a kalsın burada türevi sonra alırız tamam. A diyelim. Alt kısımda a artı b, iki kare farkı gibi düşüneceğiz eksi b. Bir de arkadaşlar burası olacak a artı b artı b, değil mi? Çünkü a artı b'nin karesini bir e, sayı iki kare farkı gibi düşüneceğim. Şimdi burası birbirini götürdüğü zaman a da gider burada. Sonucu ne olur? 1 bölü işte A artı 2B. Burada da ben A'nın yerine 0 yazarsam sonucumun benim 1 bölüsün 2B olduğunu görmüş olurum. Burada neye dikkat ettik? Biz türev alacağız ama neye göre türev alacağız? A'ya göre. A'ya göre türev alırsak b'yi sabit sayı gibi düşüneceğiz. Ee, eğer türev alırsak. Şimdi gelelim bunun türevini almaya çalışalım. A'nın türevi üst tarafta 1 olur. bölü. Şimdi burada 2 öne geçer. Öncelikle 2 çarpı. Burası olacak A artı B. Bir de çarpı için türevi A'ya göre 1 olur. B kare zaten sabit sayı gibi diye düşündük. Bunu da eksi 0 diyeceğiz. Şimdi burada da A'nın yerine 0 yazarsak 1 bölü 2B olduğunu görmüş olacaksınız. Altıncı soru. Altıncı soruda evet bu şekilde. İki yöntemle yapabiliriz. Türev almayla ya da çarpanlarını ayırmayla. Çarpanlarını ayırma yaparsak burası 2 üstü, e, şimdi x'in yerine 0 yazdığınız zaman göreceksiniz. 0 bölü 0 oluyor diye. Ben her defasında onu yazmıyorum. Zaten test tamamen o sorulardan oluşuyor. 2 üzeri 2x diyeceğiz. Çarpı. Artı 3 ne demek? 2'nin küpü demek değil mi? Bu şekilde yazarsak. Buraya eksi 8 diyeceğiz. Bölü. Alt kısımda da bakın arkadaşlar. 2 üstü x. Çarpı 2 üstü 1 diyeceğim. Eksi 2 diyeceğim. Eşittir. Üst taraftan 8'i parantez dışına çıkarırsam burada eğer. E, 2 üzeri 3 8 demek değil mi? Kalır burada 2 üzeri x 2x eksi 1. Alt kısımda da içini parantez dışına çıkarırsam burası olacak 2 üzeri x eksi 1. Tamam 8 ile 2 sadeleşti mi? Geriye ne kalıyor? Dışarıda 4 kalıyor. 2 üzeri 2 x ile çarpanlarını ayırırsam 2 üstü x eksi 1 çarpı 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x eksi 1. 2 üzeri x eksi 1'ler de gitti mi geriye bu şekilde bir ifade kalır. Burada da x'in yerine 0 yazarsak burası olacak 4 çarpı. 2 üzeri 0 zaten 1 artı 1'den. Bizim sonucumuz olacak 8. 4 çarpı 2 8 ve cevap e şıkkı. İsterseniz bunu türevle de yapabilirsiniz. 7. soru. 7. soru aynı şekilde yapabilirsiniz kendiniz. Ben 7'yi geçiyorum. Bakalım 7'de cevap bulup işaretlersiniz siz. Cevap burada. D'dir yedi de 8. soruya bakıyoruz. Biz e, ne yapacağız? Biz bunu çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Bakın çarpanlarına ayırsak y küp artı küp. Birinci türevle yapalım. Önce birinci türev yapalım. Bakın y'ye göre türev alırsam y'nin küpü Ne olacak, ne olacak bu? 3y'nin karesi bölü bakın y'ye göre türev alıyorum. Alt kısımda da y varsa 2y olacak. O zaman x'in küpünü almadınız. x'in küpü. Arkadaşlar y'ye göre türev alırsanız x sabittir. Sabit sayı sabit, türevi sıfırdır. Altta da aynı işlem olur. Bu sonra sadeleşme olduğu zaman burası olacak 3y bölü 2. Cevabımız Bazen y cinsinden veriyorlar. Hayır arkadaşlar. Ben gelip burada y'nin yerine yazmam lazım. Eksi x. O zaman burası olacak. 3 çarpı eksi x bölü 2'den bu da olacak eksi 3x bölü 2. Yani cevap A şıkkı. Bakıyoruz 9. soruya. x kare eksi a kare. Çarpanlarına ayırırsam bunu. Olacak burası x eksi a çarpı x artı a. Çarpanlara ayırma yöntemiyle yapmayı istedim. Alt kısmı da aynısını yaparsak burası olacak. x eksi 2a x eksi buraya bir a yazalım. Şimdi hangisini artı diyeceğiz? Buradan karar vereceğiz. Artı olduğu için bakın buraya artı yazacağız değil mi? x kare eksi x bu şekilde. Tamam x eksi a'lar gitti mi? Evet. x'in yerine ben a yazarsam üst tarafta olacak. 2a bölü a. Alt tarafta da 3a. Cevap da ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde 9 A şıkkı 2 bölü 3. Şimdi bunu türevle yapsak ne olacak? X'e göre türev alırsam üst tarafta 2X olacak. Alt tarafta ise bakın 2X artı X'e göre türev alırsam X üzeri 1 de 0 olur. Ve burada sadece kat sayısı olan A kalır. Şimdi X'in yerine ben A'nı yazarsam üst tarafta 2A bölü alt tarafta ise 2A artı A'dan. Bizim sonucumuz olur 2A bölü 3A. O da eşittir 2 bölü 3. 10. soru. Tarpanlarına ayrımayla da yapabiliriz. İşte e, biz bunu e, türevle de yapabiliriz. Bazı sorular var ki türev daha kolay oluyor arkadaşlar. Burada de türevle yapalım. E, sıfır yerine yazarsak bakın. Üst taraf hakikaten 1-1 bölü. Alt tarafta ise 1-1'den 0 bölü 0 olduğunu göreceksiniz. Şimdi türevle yapalım. Türevle yaparsak üst tarafın türevi. Şimdi ben bu kısmın türevini alırsam buradan. Bunun türevinden 0 gelecek. 0 yazıyorum 0. 0 eksi diyorum. Bakın önce 3 öne geçer. Olur burası 3 çarpı x artı 1'in karesi değil mi? 1 azalmış olur bu. Eksi 1 yapacağız bunu. 3 öne gelecek. Şimdi içinin türevinden x'e göre türev varsa zaten çarpı 1'dir. Onu yazmıyoruz. Böyle diyorum. 2 öne gelir. Ne olur burası? 2 çarpı 2x artı 1 üzeri 1 çarpı. Bir de içerisinde x'e göre türevinden 2x'dan 2 gelir. Tamam eşittir diyorum. Tamam x'in yerine bu sefer sıfır yazacağım. Sıfır yazarsam eksi 3 çarpı 1'in karesi yani 1 bölü 0 yazarsam x'in yerine 2 çarpı 1 çarpı 2'den 4. Yani sonucumuz bizim ne olur? Eksi 3 bölü 4 ve 10 olur. Burada B şıkkı. Geçiyoruz 11. sorumuza. E, tarpanlarına ayrıma bak. Gördünüz mü? Gitgide zorlandı. Ben 2'nin yerine yazarsam. Bakalım 0 bölü 0 olayım. 16 eksi 32 artı 16 bölü 8 eksi 8 gördünüz mü? 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman hemen üstün türevi bölü alt tarafın türevi diyeceğiz. Olacak burası 4x'in küpü eksi 16x bölü alt tarafta ise 3x'in karesi. Şimdi x 2'ni yerine yazarsak burası olacak. 2'nin küpü 8'den 32 eksi 32 bölü alt tarafta ise 12. Bu da ne olur arkadaşlar? 0 bölü 12. Tamam. Sıfır gördünüz mü? Sorun yok. Yani sıfır bölü sıfır sıkıntılıdır. 0 bölü onca zaten biliyoruz. Bir sayıdır bu. Sıfır oncaya bölürsek sonuç sıfır olur. Ve bu şekilde cevap olur. 11'de D şıkkı. Geçiyoruz 12. soruya. 12. soruda ne yapacağım ben? Türev de alabilirim. Çarpanlarına ayrıma da yapabilirim. Şimdi hangisi kolaysa onu yapın. Mesela ben türev alırsam burada çarpmanın türevini uygulayacağım. Ee, birinci yöntem Bakalım neyle yapalım bunu? Çarpanlara ayrımı olsun. Çarpanlara ile yaparsam eğer üst kısımda 2x üzeri 4 çarpı x artı 1'in karesi olsun. Yani gruplaştırarak sadeleştirme yöntemi kullanacağım ben burada. İlk iki tanesini biz gruplaştırırsak x'in küpünü parantez dışına çıkarırsam bakın bu iki ifadeden ne kalır buradan? Buradan kalır x artı 1 olur. Artı diyorum. Burada da x artı 1 ise 1'i parantez dışına çıkarırsam. Burada x artı 1 oldu. Eşittir. Üst kısımda zaten 2 x yüzü 4. Çarpı x artı 1'in karesi. Kalsın burada. Bununla işimiz yok şu anlık. Bölü. Alt tarafta x artı 1'i tekrar parantezin dışına çıkarırsak. Çarpı. Burası olacak x'in küpü artı 1. Şimdi bakın. x artı 1 ta 1'den bir tanesi gitti mi? x artı 1 kaldı. Şimdi x, artı, x küpü artı 1'de parantez çarpan da ayrılırsaq. Burası olacak x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Şimdi bakın bu x artı 1 ile de bu x artı 1 gitti. Tamam. Bizim 0 e, bölü 0 belirsizliğimiz aradan kalkmış oldu. 2 çarpı eksi 1 üzeri 4 zaten 1 yapar. Bölü. Burada arkadaşlar eksi 1'in karesi eksi eksi 1 artı 1 artı 1 olur. Alt kısımda ne olmuş olur? 3 olur. Yani cevabımız bizim ne olur? 2 bölü 3. 12 bu şekilde oldu. B şıkkı. Geçiyoruz 13. sorumuza. Çarpanlarına ayırmayla mı yapalım yoksa türevle mi? Türev daha kolay gibi gözüküyor burada. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın onu siz karar vereceksiniz. Hangisiyle daha yapsam daha iyi olur diye. Ee, bakın türev daha iyi. Çünkü ben bunun türevini alabilirim. Bunu da türevini alabilirim. Kolay bu zaten. X çöç x'i ben öncelikle yazayım. X üzeri 1 çarpı. Çöç x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. Bu da eşittir. X üzeri 3 bölü 2. Burası x üzeri 3 bölü 2. Eksi 2 kök 2 bölü. Alt kısımda da kök altında x. x üzeri 1 bölü 2 demek. Değil mi? Ee, burada x üzeri 1 bölü 2 yazarsak. Eksi kök altına 2. Şimdi üst tarafa türev uygularsam ben. Üst tarafın türevinden. 3 bölü 2 öne gelir. Çarpı x üzeri. 3 bölü 2 eksi 1 olur. Bölü. Alt kısımda da 1 bölü 2 öne geldi mi? Çarpı x üzeri. 1 bölü 2 eksi 1. 2'ler sadeleşti mi? Evet. Geriye kalıyor 3. Şimdi x'in yerine ben bunu bu şekilde yazarsam burası olacak x üzeri. E, bunu 2 bölü 2 çıkarırsak burası olacak. 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Bölü alt kısımda ise x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi bu üst tarafa artı olarak geçti mi? 3 çarpı x üzeri artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 yani 1 olacak burası sonuç. O da eşittir. Cevabımız bizim bu şekilde 13'te 6 sonucunu bulmuş oluruz. İşte bu şekilde türev alma yöntemiyle devam ettik. 14. soru. Ne yapalım bunu? Bunu da türev alma yöntemiyle yapalım. Şimdi üst tarafta zaten x eksi 8 var. Alt kısımda ise x üzeri 1 bölü 3 eksi 2 var. Üst tarafa türev uygularsam yukarıdan 1 gelir bölü alt kısımda x üzeri burası olacak 1 bölü 3 çarpı x üzeri Bakın, eksi 2 bölü 3 olacak. Eşittir. Şimdi x'in yerine 8 yazarsam, 1 bölü, 1 bölü 3 çarpı, x'in yerine bakın 8 yazarsak, burası 2'nin küpü değil mi? Bu da çarpı, eksi 2 bölü 3 diyeceğim ben burada. 3'ler sadeleşti mi? Evet. Sonuç ne kalır? 1 bölü, 1 bölü 3 çarpı, 2 üzeri eksi 2 zaten bu da 1 bölü 4 demek. Bu da zaten 1 bölü, 1 bölü 12'den sonuç 12 olur ve bu şekilde cevap olur, değişiklik. Bakalım 15. soruya. 15. soruda şimdi götürüp ben x'i alt kısımda yerine yazarsam. Bakın burası olacak. 9 6 3'ten burası 0 olacak. Üst tarafta yerine yazarsam. 9 artı 3a-6 olacak. Diyor ki arkadaşlar bu limitinin değeri bir gerçel sayı. Gerçel sayı real sayı demek. Gerçel sayı aynı şey zaten. Demek ki bunun bir limiti var. Şimdi bir ifadenin limiti olması için payda eğer sıfırsa mutlaka ve mutlaka payın da sıfır olması lazım ki sıfır bölü sıfır belirsizliği olsun. Ondan sonra ben türev alayım ya da sadeleştirme yapayım türevimi bulayım. Hocam peki yukarısı sıfır olmasa ne olur? Yukarısı sıfır olmasa arkadaşlar alt kısım sıfır olur. Bu da e, ne olur biliyor musunuz? Mesela herhangi bir k sayısı bölü sıfır olur. Şimdi 3 artı yaparsak artı sonsuzluk olur. 3 eksi yaparsak eksi sonsuzluk olur diye bunun limiti olmaz. Ama bize diyor ki bunun limiti var. Limit varsa mutlaka ve mutlaka payda pay dediğimiz kısım sıfır olması lazım. O zaman bunu ne eşitleyeceğiz? Sıfıra. Sıfıra eşitlersek buradan burası olacak e, 3 artı 3 a eşittir sıfır. A ne olacak buradan arkadaşlar? Eksi 1. Bizden a'nı sormuyor değil mi? A'nın yerine diyor eksi 1'i götür yaz. Ben yazarsam a'nın yerine eksi 1. Soruyu tekrar alt kısımda yazalım. Burası olacak bakın x kare eksi x eksi 6 bölü Alt tarafta da olacak x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir. Bunu ben çarpanlarına ayırırsam zaten bakın burada 3 varsa bilin ki bunun çarpanlarına mutlaka biri x eksi 3'tür. x eksi 3'ü yazdım. Diğeri nedir arkadaşlar? x artı 1'dir. Nereden bildik? Çünkü eksi 3'ü artı 1'e çarpanlardan biliyorsunuz zaten çarpanları ayırmadan. Burası x eksi 3 olacak. Diğeri ise x artı 2'dir. Tamam her taraftan x eksi 3'ler gider. x artı 2 kalır. Bunu da yerine ben 3 yazarsam üst taraf 5 olur. Alt tarafta ise 4 olur. Ve bu şekilde 15 değişik olur. Geçiyoruz 16. soruya. 16. soru. Eksi 3'ü yerine yazarsam üst kısımda. Burası olacak 9 eksi 3m bölü alt kısımda da 9 eksi 21 artı 12. Burası sıfır olur. Üst kısımda 9 eksi 3M. Değil mi? Bu şekilde olur. Şimdi arkadaşlar bunun sonucu real sayısı mutlak ve mutlaka bunun da bakın bu üst kısmında sıfır olması lazım. Burası sıfır olacak. Yoksa öbür türlü olmaz. Öbür türlü olsa dediğim gibi yine limit yoktur dememiz gerekir o zaman. Real limit yoktur. Eğer sıfırın dışında bir şey olsaydı. 9 eksi 3M bölü sıfırsa buradan bakın. 3M eşittir 9 olur. E m'i de biz ne buluruz? 3 buluruz. M 3'tür mü? Evet. O zaman cevap 16. Burada B şıkkı. Geçiyoruz 17. soruya. Evet bu tarz soru arkadaşlar. E, önceki yıllardaki sınavlarda sormuşlar bu tarz sorular. Öğrenciler genellikle burada yaptıkları hata ne? Bu şekilde düşünüyorlar. Mesela diyorlar ki hocam biz yazdık burada 1 bölü 0 oldu. Eksi 2 bölü 0 oldu. E tamam ondan sonra ne oldu? Eksi 1 bölü 0 falan. Buradan da böyle acayip bir şey çıktı değil arkadaşlar. Bu tarz sorularla karşılaştığınız zaman yapmanız gereken... 1 e, bölü 0 işte 2 bölü 0 eksi artı dediği zaman mutlaka ortak payda yapmanız lazım burada. Ortak payda yaptıktan sonra sorunu rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bunun ortak paydası Zaten görüyorum ben bu 1 eksi x. Burada da 1 eksi x bir de 1 artı x var. Şimdi bunların ortak paydası dediğimiz ifade 1 eksi x ile 1 artı x'in çarpımıdır. Şimdi burası 1 eksi x var. Alt kısımda 1 artı x ile la çarpmam lazım üstü. Bakın x çarpı 1 artı x ile çarpıyorum ki eşitlik olsun burada faydalarda. Sonra eksi 2 oluyor üst taraf. Eşittir diyorum buradan. Buradan devam edersem. Üst kısım olacak x artı x'in karesi eksi 2. Alt tarafta ise 1 eksi x bölü 1 artı x çarpı 1 artı x. Şimdi üst tarafı düzenlersek zaten ne olacak burası? x karesi artı x eksi 2 değil mi? Evet bu da x eksi 1 ile x artı 2'nin çarpımı demek. Bölü alt tarafta da bak bunların yerinde değiştirin arkadaşlar rahat göreceksiniz. Ee, burada ise 1 eksi x çarpı 1 artı x olacak. Şimdi bununla bu sadeleşti mi? sadeleşir. Geri ne kalır? Eksi 1 kalır. Buraya eksi yazıyorum. Üst tarafta x artı 2 artı artı 1 artı x. X yerine 1 yazarsam üst olur 3, alt olur 2. Yani cevap 17 a şıkkı eksi 3 bölü 2. 18. soruya bakıyoruz. Burada biz yapmamız gereken Yine aynı şekilde ortak payda yaparsak bunun ortak paydası hangisi oluyor? x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı olacak. E burada x, x artı 3 eksik. Bunu x artı 3 ile çarparsam biri. Burası olacak x artı 3 eksi 6. Bu da eşittir. Üst kısımda bakın oldu. x eksi 3 bölü. Burada da x eksi 3 çarpı x artı 3. x eksi 3'ler sadeleşti mi? Geriye, geriye ne kalıyor? 1 bölü x artı 3. 1 bölü x artı 3 x'in yerine de 3 yazarsak bizim sonucumuz eşittir 1 bölü 6 olmuş oldu. Evet geçiyoruz 19. soruya. 9 artıdır. Mutlak değeri limitin yapıyorsak önce kesinlikle mutlak değerin içinde fonksiyon dışarı nasıl çıkacağına karar vermemiz lazım. 9 artı 9'dan büyük bir sayıdır. 9 çıkarsak burası artı olacak. Öncelikle onu yazayım. Kök altında x eksi 3 bölü burası x artı olarak diye x eksi 9 diye dışarı çıkacak. İki türlü yapabiliriz. Türev alma, çarpanlarına ayırma. Ben bu sefer çarpanlarına ayırma yapayım. Kök altına x eksi 3 yapayım buraya. Bölü. Alt kısımda türevlerine, çarpanlarına ayırırsak kök altında x eksi 3 çarpı kök altında x artı 3 sonucunu verir. Ve bu şekilde sadeleşme gitti mi? Geriye ne kalmış olur? Eşittir. 1 bölü. Üst tarafta 1 var. Alt kısımda da x'in yerine 9 yazarsa 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Ve bu şekilde cevap 19 C şıkkı. 20. soruya bakıyoruz. 2'den biraz büyük bir sayını yerine yazarsak 4 virgül bilmem kaç yapar. Buradan 4 çıkarsak burası artı olacak. O zaman bu dışarı x eksi 2 bölü x kare eksi 4 olarak çıkmış olacak. Buradan da çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 olacak. Alt kısımda da x eksi 2 çarpı x artı 2 x eksi 2'ler sadeleştirmeye eşittir. Yerine ben 2 yazarsam tekrar 1 bölü 4 olacak ve 20 bu şekilde değişik olacak. Ve arkadaşlar böylelikle 7. videomuzda sonuna geldik. 10. videoda görüşene dek. Hoşçakalın.